İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 27 Mart 2022 Pazar. Korkusuz Gazetesi'nde yer alan yazılarımı sizler için okuyorum. İlk yazım. Hoşuma giden şeyler. Hayda bas vakit tamam. Gelin bugün biraz edebiyat dünyasına, şiirin duygulu dünyasına dalalım. Türk şiirin en usta isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın hani şu ünlü yaş 35 yolun yarısı Dante gibi ortasındayız ömrün dizelerinin sahibi Cahit Sıtkı Tarancı'dan söz edelim. Ne yazık ki şiirindeki hayali ömrü bile tamamlayamadan aramızdan ayrılan bu büyük şairin Haydi Abbas vakit tamam şiiri de çok bilinir. Her şiirin kimi duygulu, kimi heyecanlı, kimi acıklı bir öyküsü vardır mutlaka. Abbas şiirinin öyküsünü okudum geçenlerde bir yerde hemen kesip sakladım. Elbette aranızda bu öyküyü bilen ya da zaten okumuş olanlar vardır. Olsun. Güzel olan şeyler defalarca okunsa ne olur? O halde gelin başlayalım. Abbasoğlu Abbas oğlu Abbas. Cahit Sıtkı askerliğini yedek subay olarak yapmak üzere birliğine gider. O yıllarda yedek subay sayısı az olduğundan her yedek subaya emir eri verilmektedir. Birliğine gittiğinde bölük yazıcısından künye defterini ister. Sırayla isimlere bakmaktadır. Bir isim dikkatini çeker. Abbas oğlu Abbas. Çolak eli yüzünden çürüye ayrılmış biridir Abbas. Talim bitiminde askerin yanına gönderilmesini ister. Öğle saatlerinde kapı çalınır. Karşısında Civan Mert Yiğit bir selam çakıp Abbasoğlu Abbas emret komutan der. Ardından da şöyle bir konuşma geçer. Nerelisin? Memleket Mardin Kaza Midyat Komutan. Sen benim emirlerim olur musun? Sen bilir komutan. Askeri eşyalarını toplamasını ister ve kendi evinin altındaki boş yere taşınmasını. Zamanla askerin zekiliği ve sıcak kanlılığından etkilenir. Abbas her sabah erkenden kalkar, Cahit Sıtkı'ya kahvaltı hazırlar. Öğle yemeğini sormadan hazırlar. Tüm ihtiyaçlarını karşıdan bir istek gelmeden düşünüp yerine getirir. Erkenden kalkıp Cahit Sıtkı'nın kıyafetlerini ütüler hazırlar ve evin temizliğini yapar. Akşam olunca Cahit Sıtkı'nın sevdiği yemek ve mezeleri hazırlar. Zamanla aralarında komutan asker ilişkisinden daha güçlü bir dostluk bağı oluşur. Bu saf ve temiz Anadolu çocuğundaki sadakat ve temiz yürekten etkilenmiştir Cahit Sıtkı. Zaman zaman karşısına alıp dertleşir ve bu Anadolu çocuğunun ruhunda gizli bir şeyleri keşfeder. Akşamları rakı sofrası kurup en güzel kızartı ve mezeleri hazırlar Abbas. Aranızdaki duygu bağları güçlenir. Böyle bir keyif keçisi akşamında alkollü Cahit Sıtkı sorar. Sen İstanbul'u bilir misin Abbas? Bilir komutan. Orada bir Beşiktaş var bilir misin? Bilir komutan. Ben orada acemi birlikteydim. Orada benim bir sevgilim var. Sen bana kaçırıp onu getirir misin? Elbet komutan. Sabah olur Cahit Sıtkı bir bakar. Abbas yeni asker kıyafetlerini giymiş, tıraş olmuş, hazırlanmış. Cahit Sıtkı sorar. Hayırdır Abbas? Neden böyle bir hazırlık yaptın? Ben İstanbul'a gidecek komutan. Ne yapacaksın sen İstanbul'da? Sen söyledin bana. Ben gidecek sana sevgiliyi getirecek. Gözlerindeki yüzlü ve gözyaşlarını gizlemek istercesine arkasını dönüp kapıyı çarpar ve çıkıp gider Cahit Sıtkı. Fakat bu Mert askerin yüreği sevdi dolu Anadolu çocuğunun samimiyeti ve sıcaklığından duygulanır. Akşam olur. Ağaç altındaki rakı sofrası kurulur ve Abbas karşısına Abbas karşısına oturtur. Birlikte yer içerler ve Cahit Sıtkı o meşhur şiirini kaleme döker. Haydi Abbas vakit tamam. Akşam diyordun işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı şu ağacın gölgesinde olsun. Tam kenarında havuzun aya haber sal çıksın bu gece. Görünsün şöyle gönlümce bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini mesafeye ve zamana katı katıp tozu dumanı var git. Söyle fermat etti cahil. Al cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Not. Lütfen vakit tamam sözünden yola çıkıp da bu şiiri günümüze uyarlayarak ne o bir şeyler mi ima ediyorsun diye tevzi bir yapmaya kalkan olmasın. Yazı tamamen iyi niyetle güzel bir pazar geçirmek amacıyla sayfaya konmuştur. Yeni öğrendim. Bir şaman öğretisi. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendini ısıtamaz. Ay kendi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğan'ın anayasasında ilk madde şudur. Her şey birbiri için yaşar birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Eski çağlarda yürürlükte olan anlayıştır bu. Bütünlüğü anlatır. Özü iki cümleydi. Biz, ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Ben, ben olduğum için sen, sensin. Çok güldüm. Bu pazara dört fıkramız var. Geçen haftanın karlı pazarının ardından bu hafta baharın müjdesi bir gün yaşıyoruz. Bir taraftan güneş içimizi ısıtırken diğer taraftan Yıldırım Tuna'nın gönderdiği fıkraları okuyarak keyif yapalım. Bu gece sıra bendeydi. Cumartesi gecesi kasabanın tek barından çıkan alkollü sürücüleri yakalamak için tedbir almış bir polis. İlerleyen saatlerde adamın biri bardan sallanarak ve tökezleyerek çıkmış. Anahtarını cebinde uzun süre arayıp bulamamış. Sonunda bulup 3 ayrı otomobile de denemiş. Dördüncüsünü açıp direksiyona başını dayayıp öylece kala kalmış. Polis sürücünün sarhoş olduğundan emin. Ancak ceza yazıp otomobile el koyması için Motoru çalıştırıp hareket etmesi gerek. Heyecanla beklerken adam birden başını kaldırıp otomobili çalıştırıp park yerinden fırlayınca polis ancak 500 metre ileride sürücüyü sıkıştırıp durdurmuş. Adama hemen alkol metreyi üfletmiş. A, sonuç sıfır. Hayretle na, na, na nasıl oldu bu diye sormuş. Bu gece kurada ben çıktım demiş masum bir bakış ve sakin bir ses tonuyla. Bardakiler sizin için belirledikleri yem bendim. Şimdi hepsi çoktan evlerine gidip yatmışlardır bile. Kitap fuarı. Kitap fuarına gittim. İlginç bir kitap buldum. En pahalı restoranda 5 kuruş vermeden nasıl yemek yenilir diye. Arka kapağını incelerken standdaki kız yanıma yaklaştı. İlgilenirseniz bu yazarın ikinci kitabı da çıktı dedi. Öyle mi dedim. İkinci kitabın adı nedir? Kız cevapladı. Hapishanedeki iki yılım tutuklanan satıcı. Polis insanlara sonsuz gençlik veren, gizli iksir satan dolandırıcıyı yakalayıp hakimin karşısına çıkarmış. Tutuklama talebiyle gelen dosyayı inceleyen hakim, yahu hala uslanmadın mı sen demiş gözlüklerin üzerinden bakarak. Bu senin beşinci tutuklanışınmış yavrum. 1794, 1856, 1928 ve 1983'te de tutuklanmışsın be evladım. Bedava içkiler ve barmen. Adamın biri bara girip biraları yuvarlamış, barmen hesabı isteyince, ya ben baştan ödedim demiş, hatırlamıyor musun? Öyle mi demiş barmen? Madem öyle diyorsun, öyledir. Adam dışarı çıkıp bir arkadaşını bulup bedava içki içmek için yaptığı cinni anlatıp barmenin barmenin para takibi yapamadığını söylemiş. Bunun üzerine öteki de dalmış bara bir bira söylemiş ve arkasına aynı numarayı çekmiş. Peki demiş barmen, madem siz söylüyorsunuz, doğrudur. O da çıkmış dışarı tam kapının önünde eski bir arkadaşını görüp bedava nasıl içki içtiklerini ballandırarak anlatmış. Tabii üçüncü de dalmış bara. Viskisinden bir yudum almış ki barmen ona doğru eğilmiş. Biliyor musunuz burada bu gece komik bir şeyler oluyor demiş. İki uyanık geldi ikisi de içki içtiler. Beş kuruş ödemedikleri halde ödedik dediler. Terbiyemi bozmadım sustum. Ulan bunu bir daha sefer denemeye kalkan olursa burnunun ortasına yumruğumu indireceğim. Siz burayı İşletme sorunlarınız beni pek ilgilendirmiyor demiş adam. Laf ebeliği yapıp gargaraya getirmeye çalışacağınıza ikidir istediğim paramın üstünü verin de gideyim artık. Ve son yazım nostalji. Uçakta içki içkıramı. Her hafta fıkralarının triyakisi olduğumuz Yıldırım Tuna bu haftaki fıkraları gönderirken birine ayırmış ve altına şu notu düşmüş. Sevgili Can. Perşembe günkü yazında Diyanet'te de görev yapmış İhsan Çanacak isimli kişinin uçaktaki içki ikramına tepkisi olayını okuduğumda aklıma geldi. 16 Kasım 2011 günü Vatan Gazetesi'ne gönderdiğim şu fıkrayı yayınlamıştım. Nostalji olsun bu da. Papaz uçak yolculuğunda adamın birinin yanına oturmuş, kemerler bağlanmış, uçak havalanıp servis başlayınca papazın yanında oturan adam servis arabasının yan, arabasıyla yanına gelen hostese bana bir viski demiş. Hostes adamın içkisini uzatmış, papaza dönüp sormuş. Siz de ister miydiniz? Papaz yüzünde belliden beliren nefret ifadesiyle, içki bu dadaklara değeceğine ahlaksız bir fahişenin tecavüzüne uğramayı tercih ederim, diye cevap vermiş titreyerek. Bunu duyan papazın yanındaki adam, bir dakika demiş, yüzündeki şaşkın bir ifadeyle, biski bardağını geri uzatırken, böyle bir seçeneğiniz olduğunu bilmiyordum. İki tane olsun lütfen. Evet bugün 27 Mart 2022 Pazar Korkus gazetesindeki pazar yazılarımı sizler için okudum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.